Şöyle yapsam olacak mı? Ananı sikeyim. Yani hayırdır. Hele senin ağzın ne söylüyor? Vay anam babam, vay başım gözüm. Hele böyle yürür mü ya? Yok. Böyle olmaz. Ananı sikeyim. Hayırdır oğlum? Nedir yani? Ana anladın. Aykın mı? İnanılmaz iyi bu arada. Şimdi bisiklet kiralamak bize yakışmaz. Hemen bir kıyafet dükkanına gidip kaydedelim. Kaç paramız var? Paramız 2000 dolar. Telefonumuz var. 1250 dolar da burada. 2000-3025 dolar var. Şimdi üzüm. Yardım lazım mı? He kardeş, yeni geldim şehre de. Kıyafet dükkanına gidiyordum. Arkada başka bir şey lazımsa yardımcı olabilirim. Yok, hoş sağ mesela. Olasın. Sağ olasın. Tamam. Hadi kolay geldin. Gelsin, hayırlı işler olsun. Selamünaleyküm, kolay gelsin ağalar. Aleykümselam. Buyurun. Aleyna aleykümselam ve rahmetullahi bereketü. Amin kardeşim. Ben şehre yeni geldim de. He, buyurun. İki lokma yiyecek bir şey var mı ya? Vereyim. Tabii. Allah razı olsun. Bir de varsa bir sigaranızı alırım bir daha. Yok, onu kullanmıyorum. Sigara yok. Maalesef kullanmıyoruz. Ulan ya. Maalesef polisliğimizi kondisyonumuzla. Adınız neydi beyefendi? Recep. Recep. Memnun oldum, ben de kaplan. Giden bir memur kaplan sınav. Ben de memnun oldum kaplan. Maşallah kaplan gibi adamsın, kedi gibi bıyıkların var. Sağ olun beyefendiciğim. Sizin de güzelmiş bıyığınız, sakalınız. Sağ ol, sağ ol. Doğal haline bırakıyorum, en güzel öyle oluyor. Berkay Bey hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba canım. Ne çıktı? Arkadaş erkek mi? Beyefendi ya. Kusura bakmayın beyefendi, bilemedim. Bizim oralarda uzun saça çok sıcak şey yapmazlar da. Yani evet. Uzadı tabii birazcık. Kestirmedim ben. Ama bakımlı uzattım yani. Kestirsene mi? Kastamonu taraflarındayım. Ama küçüklükten tabii sonrasında. Ben de Giresunluyum. Beyefendi yiyecek içeceğe daha fazla ihtiyacınız varsa verebilirim bu arada. Vallahi varsa birer daha alırım. Tabii. Hani isteyenin bir yüzü vermeyenin iki yüzü var. Bir saniye hemen geliyorum. Hemen geliyorum. Kaplan memurum. Efendim canım. Siz ne güzeli, fındık güzeli miydiniz? Fıstık bir şey güzeliydi. Fındık güzeli mi? Ben 2018 Giresun Yaz Olimpiyatlarında fındık güzeli. Benim de var bir tane birinciliğim. Neydi? Sarımsak güzeli. Kuru pilav. Kuru pilav ama mı? Güzellik olarak da il yeme yarışması vardı. Osman abimlerin lokalinde. Vallahi canım da çıkmadı değil. Vallahi birinci olduk. Kuru pilav ne ya? Kuru pilav ne mi? Kuru pilav ne mi? Beyefendinin erkek olduğuna emin miyiz? Yani ne alakası var ki acaba? Sen neredeydin Berkay'cığım? Kuru ben pilav İstanbul. Nasıl? İstanbul'un neresinden? Petköy Moda. Belli Moda oldu. Niye ki, ne oldu? Siz ne yiyorsunuz daha çok? Öğle yemeklerinde, akşam yemeklerinde. Lokma türü şeker mi yiyorsun? Çok, sabah kahvaltıda bir tane kruvasanla filtre kahve. O ne lan? Kahveyi bildim. Abi Fransa'da mı yaşıyoruz? Abi bir tane ya. Fransa'da mı yaşıyoruz kruvasan. Ya? Kruvasan ne lan? Abi şöyle şey börek yiyorlar beyefendi. Çörek çörek, Fransız çöreği. Hayır. Böreği alıyorsun. Böyle bir şey mi? Böyle, poğaça gibi mi? Poğaça gibi. Poğaça gibi. Hayır, evet. Börek, tuzlusu börek da var ya. Tuzlusu da var. Poğaça ya. Bir de poğaça. Evet. Böreği yani bildim. İnci hamuru. Ya benziyor. Milföy gibi dediniz mi milföyü? Milföy ya, bildim. Gel abi gel, sen gel. He, milföy gibi. Kendim. Gelin gelin, nereye? Vallahi yok, tanımıyorum. Çıkaramadım. Böyle tereyağlı olsun diyecek bundan canım çiğ. Neyli? Tereyağlı, tereyağlı, tereyağlı kupası. He. Ben hiç bilmem öyle şeyleri. Ben burada bir iş edineceğim ama de araç kiralayacak falan bir yer arıyorum.
Yardımcı olanım. Çok sevindim. Haktan Bey yardımcı olmak ister misiniz? Tabii, sıkıntı yok. İsminiz neydi? Hı. Haktan. Recep, ben de memnun oldum. Ben de memnun oldum. Bir ara çalıp geleyim hemen. Olur. Berkay, Allah razı olsun. Vermiyorsan sen de gelirsen sevinirim benimle. Ben vereceğim galiba ya memurum. Tamam, 2 dakika biraz. Gel hemen araç kiralamayı bırakalım gelelim. 10.42 ne? İyi. Öyle yani 10.42. Yani bir veriyor havası var sizde ama 10.42 bilemedim. Yok, o şekilde değil yani bizim nasıl? Aramızda o. Ha, siz derken bir arkadaş grubu gibi mi yoksa böyle... Departman. Ha, polis olarak anladım. Ya, polis department. Neymond? Department. Yani polis bildiğin asayi şube yani ona. Ben mi yanlış anladım? Komiser gibi bir şey misin? Ben mi? Ha, ona göre he. İyi, ben memurum. Ha, düz memur. Memur. Anladım, ha, tamam. Düz siz komiser gibi bir şey misiniz? Ben 1 artı 1 memurum. Mi? 1 artı 1 2 ediyor. Buyurun aracağım. Ebeveyn banyosu var mı? Allah razı olsun kardeşim. Şöyle. Ne demek, buyurun. Dikkatli olun Recep Bey. Sağ olasın, sağ olasın kardeş. Ne iş yapmayı planlıyorsunuz Recep Bey? Vallahi ben tırcılık işiyle uğraştım, taksicilik işiyle uğraştım. Burada da hayırlısıyla o işlere gireceğim. Bakalım şimdilik. Daha ayağımızın tozuyla yeni geldik. Bu terminale indirdiler hani uçakla neyle. Oradan otobüsten garaja gittik. İşte o garajdan çıktık. Sonra size denk geldim. Anladım. Bir mağazaya uğradım. Üst baş bir şey alayım şimdi. Yolluk koktu. Hoş geldiniz şehrimize. Herhangi bir olumsuzluk yaşarsanız Los Santos Polis Departmanı'na gelmekten, sığınmaktan çekinmeyin asla. Nasıl geleceğiz? Nasıl ulaşacağız? İhbar hattımız mevcut. Aynı şekilde isterseniz. Aynen öyle. Telefon numaramı da veririm neyden size. Abdur. 9-11. 911 ihbar hattından bahsediyor. Arkadaşım. 112. 112 değil mi? 911 olması lazım ama. 112 değil, 112 değil. Yok, o ambulans. Evet. 155. O bizi çekmiyor ya. 155 bize düşmüyor. Polisin hatta buralarda değil 168. Ya. Onu hiç bilmiyorum. İlla 911 anladım. Evet. Tamam, aynen, Allah razı olsun. Evet. Çok teşekkür ederim. Rica ederiz, ne demek. İsterseniz numaralaşalım yani eğer bir sorunuz olur, olur vereyim ben numaramı olur. Beni tır başında tabii görürsünüz gün içerisinde. Tabii. 431. 31. Tire. Evet. 59.92. Tamam. Ben yazacağım şimdi size hemen. Tamam. Sizin isim neydi tekrardan? Recep, Recep. Soyadınız? Mıcıroğlu. Araba arada ötüyor tabii kendi kendine. Tabii. Yok, kendi kendini görüyorum oradan, tuşa basıyorum. Beni mi kandırıyorsun? Sırma saç. Ben tabii evet. Yani sizi kandırmıyormuşsun. Vallahi görüyorum oradan tuşa basıyorsun işte. Dıt dıt öttürüyorsun. Yazdım size Recep Bey. HD nedir? Günler dilerim. Polis departmanı. Polis departmanının şeysi. İngilizce. Tamam. Yani evet. Polis departmanından olduğumu. Tamam. Evet. Anladım, kaydettim. Haktan gelen uya gider haydi. Allah'a evet. Ağırlık versin. Hoşçakalın, ben de işime gücüme gideyim. Hoşçakalın. İnsan bir sonra ehliyeti var mı? Kimse sormadı aga. Benim de hiç gösteresim yok. Ulan şehre yeni geldin. Ehliyet lazım. Camı açıp yana yaslan mı? Bak onda on fikir. Bir dakika deneyelim. Araç işlemleri. Cam. Abi bu ne amına ya? Arkaya çür. Heh. Evet. Allah. Efendim. Bas. Ne haber Reed? Aleyküm, buyurun. Aleyküm selam. İsim... Recep ben, buyurun. Kim? Bir soru Recep. Recep Bey. Buyurun. Bu arabaya göre çok yüksek ses değil mi? Bir verin bakalım ses. Hangi köy acaba beyefendi? He? Hangi köy? Cemişkesek, bileceksin kardeş. Efendim Enes Baturcu. Yani öğrenirim. İyi, ne yapalım? Sen bu şey değil misin? Fransız çöreği yiyen çocuk. Kruvasan. Nereye değiliz? He, bildim. Ya, ne yapalım?
Tamam, hadi görüşürüz. Fransız o köy şöreksiz. Nerede kalıyor mesela? He? O köy nerede kalıyor? Aslanbolu'da. Kardeş az modadan çıkaydın, göreydin ya. Bu kadar. Şey efendim yaptık? Şimdi tırcılık yapacaksınız değil mi? Zaten ehliyetiniz var mı? 12 vitesi araç kullandınız mı hiç? Yani tır için yok. He şimdi şöyle, 12 vites araç kullandıysanız eğer zaten firmayla bir görüşmeniz lazım. Yani Türkiye'de vardı da burada geçmiyor dediler, ben de daha burada yeni yeni. Burada ilk 3 ay geçiyor ama burada siz yine bir yenilik daha iyi olur sizin için yani. Hemen ben şöyle şunu bir ineyim mi? Arabada kasıldım ya. Tabii tabii. Şunu da bir çekeyim de. Berkay niye bak? Hadi bakayım. El freni şey değil mi? Tokoz, takoz yani. Ya ulan böyle arabadan ne bekliyorsun? Beyefendi şimdi şey, buyurun. Bunun tuşuna basarak çekersiniz hem zararı vermemiş olursunuz. Tuş yok, tuş yok. Ya bunlar tuş da tuş yok. Bunlar, bunlar biliyor musun sen Rus malı bunlar? Bunlar anca böyle olur. Bunlar mal araba. Bunlar da Rus mu ya siz gitsin. Ne oldu lan? Kolum sıkıntıya girdi. Ha? Benim kızmadan ben hemen açıklayayım size. Ha buyurun. Olamıyorum ben. Şimdi telefonumdan göstereyim isterseniz. Sizde var mı akıllı telefon? Bende akıllı telefon, yani ben kadar değil ama akıllı. Akıllı mı? Tamam. Akıllı akıllıysa. Sizin... Orada navigasyon uygulaması var mı? Muhabbetiniz navigasyon var. Bırak, aynı tamam. Şekilde. Navigasyon uygulaması üzerinden size hemen ben göstereceğim zaten. Tır tamam. Sevkiyatı tamam, nereden değişin. Yapabileceğinizi. Bu tır sevkiyatını öğrendim de malzemeyi nereden şey çözeceğiz onu şu an araştırıyorum. Malzemeyi mi? Şöyle odun merkezi var. Oradakiler zaten sizi büyük ihtimal alır. Siz de bu işin içinden geliyorsunuz anladığım kadarıyla. Yani bir odun, siz bana bir hakaret olarak bunu bir odun şeklinde. Yok yok efendim, estağfurullah estağfurullah. Hani ben... hakimsiniz gibi kastomonu falan. Yok yani, hakim doğru. Değil ya, tırcılık sürücülük bizmiş. Tamam, siz ilk önce odun toplamanız lazım. Tamam. Hemen haritanızın kuzeybatısında. Hadi sağ olun. Kuzeybatı nerede lan? Ben anlamadım, ne dedin? Kuzeybatı. Hemen en üstte bir tane havalimanı var, görüyor musunuz? Karşımda bir de ağaca vuracağım. Gördüğüm gibi. O tarafta odun toplayabileceğiniz ağaçlar var. Oradaki işletme direkt size ufak ufak odunları toplatıyor. Daha sonra bunu talaş haline getirip tırınıza sevkiyat yapıp ücret alabiliyorsunuz. İyi ben o zaman bir şu işe bir girişeyim. Çözersem tamam. Şey yaparım size gelirim burada tamam, bir... Yani... Burada olur musunuz ki buralarda? Ya, yani genelde devriyelerde oluyoruz ama başınıza bir şey gelirse 911'i aramaktan çekeyim. Başıma bir şey gelme ihtimali var mı ki bu şehirde? Yok, herhangi bir olay yaşarsanız 911'i arayabilirsiniz. Selamünaleyküm, Allah kolaylık versin. Bir de isterseniz tamam. Ayakkabı giyin çünkü çok soğuk. Ben sizi görüntüyorum. Ben terliklerine alıştım rahat ya. Tamam tırın efendim. Başına bir geçeyim de onu stajlar tamam. Aşağıda biliyor musun? Görüşmek üzere, kendinize oradan çok çözelim. İyi bakın. Teşekkür ettim. Yolculuklar. Hayırlı olsun. Sağ olun. Aynı gömlek de kırmızı. Hadi bakalım. Eli trenin sesini duydunuz mu? Bu bizim Ranger'ın alanında mı geliyor bu beyefendi? Ben bu müziği veriyorum, sıkıntı olmayacaksa. Ya fazla açmayı bir insanları rahatsız etmeyiz sürece problem yok. Tamam. Teyp sardı amına koyayım ya. Döndür oğlum, döndür. Heh. Hadi Allah'a emanet.